Maceralar Ormanı'nda yeni bir macera. Bir zamanlar bal tutkusuyla yalnız başına yaşamaya karar vermiş bir arı varmış. Bu arı farklı bitki özlerini karıştırarak, daha önce hiç denenmemiş karışımları yaparak inanılmaz ballar üretirmiş. Balları o kadar meşhurmuş ki bütün arılar onu ve yaptığı balları çok iyi bilirlermiş. Öyle ki bir zaman sonra ona şef arı balı bal demeye başlamışlar ve o zamandan sonra herkes tarafından bu ad ile seslenilmeye başlanmış. Bizim balı bal günlerinin çoğunu Maceralar Ormanı'nın farklı yerlerine gidip değişik değişik çiçeklerden bitki özleri toplayıp bunları karıştırıp farklı farklı ballar yaparak geçirirmiş. Balı bal, Maceralar Ormanı'nda yaygın olan bir ağaç türünü ve meyvelerini araştırmaya başlamış. Bu ağacın meyveleri ona çok ilginç geliyormuş. Ağaçtaki meyvelerin özlerini merak etmiş. Bir gün yine bu meyveler üzerine çalışırken biraz ileride yine bu meyvelerden birinin yanında bir kelebek görmüş. Kelebek, "Bu meyveye gülümser denir. Ben çok severim. Sen de uzun süredir ilgileniyor gibisin sanırım. Sen de çok sevdin." demiş balı bala. Balı bal, "Gerçekten de gülümsüyor gibi görünüyorlar. Bunu söylediğin için teşekkür ederim." demiş. Bizim balı bal, kelebek dedikten sonra fark etmiş gerçekten de gülen bir yüzü andırıyormuş. Gülümser denmesi tam isabet olmuş diye düşünmüş kendi kendine. Balı bal, kelebeğe daha dikkatli baktığında kelebeğin renginin soluk olduğunu, hasta gibi göründüğünü fark etmiş. "Benim adım balı bal," demiş gülümseyerek. Kelebek öksürerek ve biraz da zorlanarak "Benim adım da Lili," demiş. "Hasta mısın? Neyin var Lili?" "Hiç de hasta değilim. Gayet iyiyim," demiş öksürerek. "Ama rengin solgun ve çok yorgun görünüyorsun. Ya iyi dinlenememişsin ya da iyi beslenememiş gibisin." "Başka arkadaşlarım da öyle söylüyor. Çok yemek seçiyormuşum da sadece gülümser meyvesinden yiyormuşum da falan filan." "Ben gülümser meyvesini çok sevdiğimden hep onunla besleniyorum. Başka bir şey de yememe gerek kalmıyor. Hem severek yiyorum hem de karnım doyuyor," demiş Lili. Bunun üzerine bizim balı bal şaşırarak, "Olur mu? Tabii ki gülümser meyvesinden yiyebilirsin ama vücudunun bütün besinlere ihtiyacı var. Hep aynı besinleri almak bizi önce rahatsız sonra da hasta eder," demiş. "İstersen senin de çok beğeneceğin bir bal karışımı verebilirim," demiş. "Aslında ben de farklı şeyler yemek istiyorum ama gülümser meyvesinden de vazgeçemiyorum," demiş Lili. Bunun üzerine balı bal bir miktar bal vermiş Lili'ye. Lili biraz çekinerek önce koklamış. Muazzam kokuyormuş. Bir seferde bütün balı bitirmiş. Balın tadından o kadar mutlu, o kadar mutlu olmuş ki gözleri dolmuş. "İnanamıyorum, bu gerçekten de çok ama çok güzel," demiş. Balı bal ve Lili birkaç günü birlikte gezip beslenerek geçirmişler. Lili günden güne hem daha güçlü olmuş hem de rengi inanılmaz derecede güzel ve göz alıcı bir lila rengine dönüşmüş. Sarı benekleri ise güneş gibi parlıyormuş. "Ne kadar da güzel renklerim varmış Lili." "Evet, ben de unutmuşum renklerimi. Sana çok teşekkür ederim balı bal," demiş gülümseyerek. "Biliyor musun balı bal, benim renklerimden çok daha güzel bir çiçek görmüştüm bir zamanlar. Hatta bu çiçeğin 7 farklı rengi vardı." "Hangi renklerden oluşuyordu? Hatırlıyor musun?" demiş balı bal heyecanla. "Sanırım mor, lacivert, mavi, yeşil, kırmızı, turuncu ve sarıdan oluşuyordu." Balı bal duyduklarına inanamamış. "Emin misin Lili? Gerçekten de bu renklerden mi oluşuyordu?" demiş. "Evet, eminim," demiş Lili. Balı bal düşüncelere dalarak bir zamanlar yaşlı bilge bir arının ona gökkuşağı denilen bir çiçek olduğunu ama bunu çok ama çok az kişinin bildiğini ve çok daha azının bunu gördüğünü söylediğini hatırlamış. O zamandan beri bizim balı bal bu çiçeği bulma arzusuyla gezinirmiş. O çiçeği bulduğunda ondan
çeşit çeşit ballar üretmeyi düşünerek dalarmış her akşam derin uykusuna. Balı bal Lili'ye dönerek, "Lili, o çiçeği nerede gördüğünü hatırlıyor musun?" demiş. "Evet, ama hayal meyal olarak hatırlıyorum. Çünkü o zamanlar daha tırtıl olduğum zamanlardı. Hatırladığım kadarıyla hava o gün günlük güneşlikken bir anda yağmur yağmaya başlamıştı. Ben de bir yaprağın altına sığınmıştım. Yağmur bitmeye yakın tekrardan güneş açmıştı. Ve işte tam da o anda o muhteşem yedi renkli çiçeği görmüştüm. Ha, bir de çiçeğin hemen yanı başında bir karınca yuvası vardı. Çok teşekkür ederim Lili. Bundan sonra aramalarımı yaparken yedi renkli çiçeğe ve karınca yuvasına odaklanacağım," demiş. "Tamam, umarım erken zamanda bulursun," demiş Lili. Balı Bal ve Lili tekrar görüşmek dileğiyle vedalaşmışlar. Balı Bal çok mutluymuş. Her zaman arayıp bulmak istediği gökkuşağı çiçeği hakkında artık daha fazla bilgiye sahipmiş. Balı Bal'ın günleri gökkuşağı çiçeğini ararken farklı farklı çiçeklerden öz toplayıp ballar yapmakla geçiyormuş. Bir gün gezinirken uzakta bir gölün içinde nülüfer çiçeğini görmüş ve ona gitmeye karar vermiş. Uzun zamandır nülüfer çiçeklerinden uzak duruyormuş. Çünkü en son nülüfer çiçeğine gittiğinde suda bir kurbağa gördüğünü ve ondan uzak durması gerektiğini hatırlamış. Bütün cesaretini toplayarak ve dikkatli bir şekilde gölün içindeki nülüfer çiçeğine gitmiş. Güzel güzel polenleri toplarken bir anda bir zıplama sesi duymuş ve korkarak hemen oradan uzaklaşmış. Yeterli uzaklığa ulaştığında dönüp nülüfer çiçeğine bakmış. Ama o da ne? Korktuğu şey kurbağa değilmiş. Küçük, sevimli mi sevimli, mor bir örümcekmiş. Balı Bal gülümseyerek başka çiçekler aramaya devam etmiş. Bu macera burada sona ermiş.